Oyuncu rebuildlarında hep futbolcu ilk geninden başlatıp maksimum potansiyelini ulaştırmaya çalışırız. Ama daha öncesinde Jamie Vardy'de yaptığımız gibi emeklilik kariyerini planlayacağız bugün Gianluigi Buffon'un. Aslında tersine rebuild da diyebiliriz. Çünkü bugün geni yükseltmek yerine genin düşüşünü maksimum yavaşlatmaya çalışacağız. Ve 42 yaşında başladığımız kariyere belki de 50 yaşına geldiğimizde son vereceğiz. Bakalım hangi takımda son vereceğiz? Nasıl performans gösterecek bu yaştaki Buffon? Merakla bekliyorum. Ama ilk hamleyle başlayacağız tabii ki. Buffon'un özelliklerine şöyle bakalım. Kalan süre yok görünüyor bu arada 81'e düşmesi için. Buffon EA tarafından FIFA 21'de böyle düşüşü dondurulan futbolcular arasında yer alıyor olabilir. Yani çok kısa sürede 81'e düşmeyecek belli ki. Bakalım onu nereye kadar götürebileceğiz 82 ile. Şöyle bir gerçek de var. Juventus'tan zaten ayrılmak üzere. Biz de Juventus'tan ayrılacağız. Burada Szczesny varken forma şansı bulamayız. Oynayabileceğimiz bir takıma gitmek istiyorum. Hazırsanız transfer listesine de ekledik. Gianluigi Buffon'un emeklilik rebuild'ı başlasın. Gianluigi Buffon'a ilk teklif İspanya'dan Real Betis'ten. Kabul edilebilecek bir teklif çünkü Real Betis'e geldiğimizde kaleci olarak Claudio Bravo burada dikkat çekiyor. O da 37 yaşında ve 77 geni var. Robles yani 75'te burada oynayamaz. Biz gittiğimiz an forma şansını İspanya'da yakalarız. Hem de orta sınıf bir takım olarak da düşünülebilir Real Betis. İyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Tabi bu arada Buffon kabul ederse. Betis iyi pazarlık yaptı. Gianluigi Buffon İspanya'da. Hızlı bir giriş yaptık. İşte Betis'in kadrosunu sizlere göstereyim. Bayağı oyuncuya sahipler. Fekir'in bu kardeşi mi? Çakma Fekir de var burada. Adam gelirken kardeşini de getirmiş. Böyle çok yapıyorlar. 26 yaşında Fekir, 23 yaşında da diğer Fekir. Sol kanat Fekir. Buffon'u hemen kaleye ekledim. Zaten burada formayı ondan başkası alamayacak gibi duruyor. 2 yıllık sözleşmemiz var Betis'le. 2 yılı da kullanırız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl performans sergileyeceğiz? Gen'de düşüş olmayacak mı diye merak ediyorum. Ya da düşüş olacaksa da kaç yıl sonra? Antrenman planı değişikliğine gitmemize de gerek yok. Dengeli de kalacak çünkü bana herhangi bir süre vermemiş. O yüzden planlama yapamıyorum. Dengeli devam. Real Betis'te ilk sezon sonuna gidelim. Buffon'a bakalım. İspanya'da neler yapacak? La Liga'da sezon sonuna geldik. Real Betis bu seneyi 7. tamamladı 59 puanla. Atletico 87 ile şampiyon oldu. Real 2. Barcelona 3. Aslında Real Betis anlamında kötü bir sezon değil. 7.lik iyi bir derece. Geldik İspanya Kupası'na. Granada'yı 2-1 ile yenen bir Real Betis var. Son 16'da da 2-1'lik sonucu aldık. Çeyrek finalde 4-1 ile Mallorca'ya geçiyoruz ama... Yarı finalde toplamda 5-4'te Real'e elendik. Şampiyon Barcelona. UEFA Süper Kupası'nı Sevilla kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde City zaferi vardı. Avrupa Ligi'nde ise Manchester United 3, Arsenal 1. Şöyle bir olaydan bahsedeyim. Real Betis'te Beşiktaşlı 2 tane futbolcu var. Eski Beşiktaşlı. Sidney ve Victor Ruiz. İkisi de stoper. Çok ilginç bir olay bence. Sizlerle paylaşayım dedim bunu. Buffon'da herhangi bir düşüş yok. Claudio Bravo -4 düşmüş örneğin. Buffon 43 yaşına geldi. Performans anlamında 14 tane maç kaçırdık. 29 maça çıkmışız. 6.3 ortalama puan. 6 maçta gol yemedik. Asistimiz yok. Şöyle de takımdaki diğer isimler. Nabil Fekir takımın en iyisiydi. Borja Iglesias da 12 golle oynamış. Canales de fena değildi. Aslında iyi oyuncularımız var. Takım fena değil. Joaquin de çok yaşlı mesela bu takımda. Betis'in demek ki yaşlı oyunculara ilgisi var. Joaquin, onun dışında Bravo, Buffon. Peki değerde artış gösterdik mi? Yok. Hala 0 euro gösteriyor. Belki yeni sezon başında bu değişebilir. Bazen öyle oluyor çünkü Buffon'da. Gelelim krallıklara. Oyarzabal, gol kralı. Asist kralı Suarez. Gol yenmeyen maç sayısında. Bizi ilgilendiren tarafta yani. Buffon 12. olmuş. 6 maçta gol yemeyerek. Lider... 19 maçta gol yememiş. Arada uçurum var. Güzel bir sezon. Bence ilk sezonumuz. Yeni sezona başlıyoruz. Buffon'da hemen değer kontrolü yapalım. 12 aylık sözleşmemiz kaldı. 0 euro gösteriyor. Ben bunu arttıracağım ya. Değer artacak. 0'da kalmayacak inanıyorum. Şöyle uzatabiliyorsak bir yıllık daha uzatacağız. Ama yeni sezonda muhtemelen Betis'ten ayrılırız. Şunu da belirtmek istiyorum. Kalabildiğimiz kadar futbol hayatımız boyunca iyi seviyede kalmaya çalışacağız. Üst düzey liglerde, üst düzey takımlarda oynamaya çalışacağız. Bunu başarmaya çalışacağız en azından.
En sonunda da belki böyle Amerika, Çin, Katar öyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yeni sezon devam ediyoruz. Direkt sezon sonuna gideceğim. Yine bir ilerleme kontrolü yapalım mı? Nereye kadar acaba öyle kalacak? Ben çok merak ediyorum. Mesela bunu daha önce Jamie Vardy'de yaptığımızda adam bildiğin 87'den 69'lara 67'lere kadar düştüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı düşüş göstermişti. Şimdi son dönemde fark ettiğim kadarıyla İbrahimovic ve Buffon'da zaman geçtikçe overall pek düşmüyor. Bunu FIFA 21 ayarlamış belli ki. Ama elbet düşecektir ya. 50 yaşına geldiğinde de 82 olarak kalacağını ben zannetmiyorum ki. La Liga'da ikinci sezon sonumuz. Real Betis bu sene de 8. oldu. 59 puanla. 91 ile şampiyon Real Madrid oldu. Avrupa Ligi'ne katıldık bu arada geçen sene 7. olunca. Bu sene Avrupa Ligi'ndeydik. Bakalım orada da neler yaptık. Tabii önce İspanya Kupası son 32. 2-0 ile elendik Osasuna'ya. Bu sene çok erken oldu. Barcelona 3-1 ile şampiyon. UEFA Süper Kupası City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund penaltılarla Liverpool'u yenmiş. Ve gelelim Avrupa Ligi'ne. Real Betis 10 puanla AZ Alkmaar'ın ardından D grubundan ikinci olarak çıktı. Son 32'de rakip Arsenal'da 3-2 ile geçtik. Son 16 4-2 ile Everton'a elendik. Şampiyon Milan. Düşünsene bir de Milan'a gidiyoruz buradan. Gianluigi Buffon 82. Hala Bravo -6 düşmüş. Martin +1. Robles artmamış. Buffon 44 oldu. İlerleme yok. Bence Buffon'da bug var abi. Net. Bence o hiç artmıyor ilerleme kısmı. Önümüzdeki senelerde artacak mı bilmiyorum ama yani düşünsene sürekli 82'yiz. Adam 55 yaşına geliyor yine 82. Şey kontrolü yapacağım bu arada. Dedim ya İbrahimovic'de de aynı şey var. Geçen fark ettim bunu. Tabii yıllar geçmiş. İbrahimovic hala aynıydı. Bunun gibi 82'de mi bug var acaba? Adam 40 yaşında yine düşmemiş. İbrahimovic de böyle. Sezon sonunda futbolda bırakıyormuş bu arada. Bunu takip etmeye devam edeceğiz bakalım. Gianluigi Buffon Avrupa Ligi de gördü bu sene. 50 maç oynadı. Evet, 50 maçın 13'ünde de gol yememiş. 6.6 ortalama puan. Müthiş performans değil mi 44 yaşında? 50 maça çıkmak da az buz iş değil ya. Bence 2 senesi Real Betis'te muazzam geçti. Şöyle en iyi oyunculara bakalım. Canales, Fekir ve Iglesias. Asıl merak ettiğim yere gelelim. Hala 0 euro. Ya o kadar oynuyoruz da ya. 0 euro çok saçma değil mi? Oyunun net bug'lı kalecisi Buffon'dur. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz artık. Griezmann gol kralı, asist kralı da o. Gol yemeyen maç sayısında Buffon 6. 9 maçta gol yememiş ligde. Geçen seneye göre daha iyi tabi. Yeni sezona başlıyoruz. Kaptan Buffon teklifleri bekliyor. Buffon için teklif var. Monaco'dan hem de değer var. Nasıl oldu bu? Daha yeni yoktu. Vay be 44 yaşındaki oyuncuyu 1.8'e Monaco'ya satmak üzereyiz. Bu arada şunu belirteyim. Juventus'tayken Real Betis'ten önce bir teklif daha geldi. Ben usulen dedim ki hani 0 euroyu 1 euroya arttırayım görüşmeyi sizlere göstereyim. Abi 1 euroya arttırdım. Rakip teknik direktör ne dese beğenirsiniz. Ya veremem 1 euroyu öyle bir şey olamaz biz kalkıyoruz dediler masadan kalktılar. Bu yüzden çok fazla uğraştırmak istemiyorum Monaco'yu da. 1.8 Monaco bence güzel bir tecrübe olur Buffon için. Daha önce de Paris Saint-Germain'de oynadığını düşünürsek. Ve Monaco'dayız. İşte o takım. Hemen sizi Monaco ile tanıştırayım. Gomez'inden tutun Krepin Diatta'sına, Golovin'ine. Şöyle daha iyi olmaz mı aslında? Kevin Volland, Aurelien Fofana önemli bir kadro. Üçlü savunma oynuyorlar. Calvert-Lewin'i de almışlar. Çakma Babel de burada Stengs. Abi yüzü aynı ama gerçekten öyle değil mi yani? Babel'in gençliği. Bir de bonus kafalı Babel. Bence önemli bir takım. Ya birkaç yıla burada genç oyuncularımız yetenekli bir hale gelip şampiyonluğa oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz. Ya şu OF'ler bir sıkıntı. Hani biraz geriye de çekemiyoruz. Ama bu sistem kalsın. Devam bu sistemle. Bu fonda gen düşüşü diye bir şey yok bence. FIFA bunu kodlayamamış. İlerleme yok gibi. Ben mi yanlış görüyorum? Hiç hareket etmiyor o bar. Bu sene değiştirsek. Zayıf ayak çalışalım mı bu sene? Zayıf ayağı 5 yıldız yapacağım. Tamam, Monaco'dayken hedefimiz bu. Oyuncunun bütün gelişimini bozuyormuşuz. Değerimiz de hala 1.8. Fena değil. Her şey hazır. Bir gidelim sezon sonuna bakalım. Bu fona. Bakın bunun benzerini İbrahimovic'de de yapacağım. İnanıyorum ki o da düşmeyecek. Çok saçma geliyor bana ama
Başka böyle bildiğiniz oyuncu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim bildiğim iki tane oyuncu var. Lig 1'de Fransa'da sezon sonu Monaco 3. oldu 73 puanla. Paris Saint-Germain 89'da şampiyondu. Buffon'lu Monaco 32 tane gol yemiş. Aslında ligin en iyi istatistiği bu. En az gol yiyen takımı Monaco. Ama biraz az atmış. Tek sıkıntı orada. Gelelim Kupa Nasyonu ile 1-0'lık galibiyetle başladık. Son 16'da Lille bizi 2-1 ile yendi. Şampiyon Paris Saint-Germain. UEFA Süper Kupası Dortmund'un oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund zaferi ulaştı. Bayern'i finalde yendiler. Avrupa Ligi'nde ise Monaco vardı. 13 puanla E grubunu lider tamamladık. Son 32'de bakıyorum Benfica'ya 2-1 ile yenildik. O kadar sen lider çık. Bir sonraki turda elenemez. Sevilla şampiyon. Sevilla yeniden mi? Gianluigi Buffon 82. Harika bir emektar oyuncu. Takımın en mutlu oyuncusu biz miyiz ya? Gerçekten öyle gibi. Gelişim planına bakıyoruz. Zayıf ayağımızda herhangi bir gelişim yok. İlerleme ya da düşüş yok. Tuhaf bir emekli rebuild yapıyoruz açıkçası. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şeye katkı sağlayamıyoruz burada. Peki ya kaç maça çıktı? 48 maça çıktı. 16'sında da gol yemedi. 7 ortalama puan. Gayet iyi performans. Betis'ten daha iyi oynadı Monaco'da. Bir de değerimize bakalım. Yükseldi mi? Yok. 1.8 hala. Calvert-Lewin, Volland, Maximiliano Gomez iyi oynayan oyuncularımız da. 3 forvet de iyi oynamış. Hatta 4. de. Böyle bir sıra yok ya. Hepsi sıralanmış buraya. Ligde gol kralı Kylian Mbappe. Asist kralı Patrick Schick. Gol yemeyen maç sayısında Buffon zirvede 12 maçta gol yemeyerek. İşte kaleci gibi kaleci 45 yaşında Fransa'yı fethetti. 50 yaşına kadar gideceğim. 50 yaşına geldiğimizde de herhalde 82 olacağız bu gidişle. Monaco'daki son senemiz olacak bu sene. Seneye muhtemelen başka takımda olacağız. Gidelim bakalım sezon sonuna. Monaco ile Lig 1'deki ikinci senemizde 5. geldi 62 puanla. Sezona çok kötü başladı Monaco. İlerleyen dönemde taktiği değiştirmek zorunda kaldım. En sonunda bu kadar kurtarabildik diye düşünüyorum. Kupa Nasyonel'de son 32'de başlayıp veda ettik 1-0'la. Şampiyon Paris Saint-Germain oldu. UEFA Süper Kupası Sevilla'nın 3-2 ile. Şampiyonlar Ligi'nde biz vardık. Bayern Sporting Kulüp Brugge grupta 3. olduk. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Atletico Madrid. Avrupa Ligi'nde ise bakıyorum Leipzig ile eşleştik. 3-0'la elendik. Şampiyon Dortmund. Bagley Buffon'da hala hiçbir değişiklik yok. 46 yaşında 82. Abi zayıf ayak çalıştırdım. O bile gelişmedi ya. Antrenman hiçbir işe yaramıyor futbolcuda. Niye antrenman yapıyoruz ki o zaman? Çok fena isyan edesim var Buffon'a karşı. 51 maç, 17'sinde gol yemedi bu sene, 6.7'de ortalama puan. Bazı kaleciler asist yapar ya, Buffon şu ana kadar hiç asist de yapmadı. Böyle bir özelliği de yok muhtemelen. Takımın en iyisi Calvert-Lewin'di. Volland ve Aurelien de iyi oynamış. Diğerleri çok sıradan performanslar. O yüzden zaten sıkıntı yaşıyoruz ya. Bir de Buffon'daki değere bakalım. 3.9 oldu. %0'lık artış gösteriyor yine. Adam baştan aşağı bak. Transfer listesine ekliyorum şimdiden yeni sezon için. Ligde gol kralı Isak. Asist kralı Neymar. Gol yemeyen maç sayısında Buffon ikinci bu sene. 13 maçta gol yememiş. Yeni sezona başlıyoruz. Teklifleri bekliyorum artık. Mümkünse düşüş de göstermiyoruz. Yine benzer bir takımdan teklif gelir diye umuyorum. Gianluigi Buffon'un değeri 6 milyon euro oldu 46 yaşına geldiğinde. Tek artan değer bu. Marsilya'dan teklif var. Ya Monaco'dan Marsilya'ya gitmek istemiyorum. Aynı ligde kalacaksak bir sene daha Monaco yaparız. O İngiltere'den teklif var bu sefer. Newcastle United. Mevcut şartlarda Newcastle United'da forma şansı çok rahat bir şekilde buluruz. Sıra geldi İngiltere'ye. Düşünsene 90 yaşına geliyor Buffon hala 82. Yeni kulüpteyiz. Burada da tuhaf bir sistem var. 5-3-2. Hemen kaledeki yerimizi alıyoruz. Miranda. Miranda ile tekrar karşılaştık bu arada. Sam Maximin'i forvet oynatıyorlar gibi duruyor. Ama kimse de bu sisteme uyum sağlayamamış sanki. Sıradan bir takım İngiltere Ligi için. Onu belirteyim. Burada muhtemelen bir sene dururuz. Bakalım değer 6 milyon euro. 1 yıllık sözleşme. Onu hemen 2 yıl yapacağım ki seneye rahat rahat satışını yapalım. Gelişim planı aynı. Tamam kaleciler çok yavaş düşüyor. Onun da farkındayım. Diğer kalecileri düşünüyorum şu an.
İşte Neuer 39 yaşına geldiğinde hala böyle 85 falan oynuyor. Doğru. Ama hiç mi düşmeyeceğiz? Premier Lig'de de sezon sonu yaptık. Newcastle'la 43 puan toplayıp 13. olduk. Beklediğim bir dereceydi. City 86 ile şampiyon olmuş. West Ham 3. olmuş orada, sürpriz onlar. Geldik FA Cup'a, 2-1'lik galibiyetle başladık. Hadi bakalım. 2-1'le eğlendik. Bir sonraki turda sadece. Şampiyon Liverpool. Bir Karabağ'a bakalım. 3-2 ile başladık burada da. 2-1 daha. 3-1 ile Liverpool çeyrek finalde bizi eledi. Şampiyon City. Manchester olan. UEFA Süper Kupası Atletico'nun. Şampiyonlar Ligi Inter'in oldu 2-1 ile. Avrupa Ligi City'nin. Gelelim Buffon'a, 82. Yaş oldu 47. Bakıyoruz hiçbir değişim yok. Zayıf ayağı da artmıyor abi. Peki ya kaç maça çıktık? 29 maç oynamışız. Bir asistimiz var. 6.4 ortalama puan. Ya İngiltere Ligi tam olmadı. Diğer kalecilerle de baş edemedik. 15 maç kaybettik onlara. Çok fazla bu. Neyse ki ilk asistimizi yaptık. O da önemli bir gelişme. Wilson takımın en iyisiydi. 77'ye düşerken Vanaken de fena oynamamış. Milik 9 golle oynadı. İdare. Ligde gol kralı Silva West Ham'dan. Asist kralı Mane. Gol yemeyen maç sayısında Buffon'u arıyoruz. 11. 4 maçta gol yemeyerek ligde. Newcastle'da yeni sezona başlıyoruz. Buffon bir sezon oynadı diyelim Newcastle'da. Yeni sezonda Newcastle'da oynamak istemiyorum. Orta sıralarda takılmayalım ya. Bu yaşta bir şampiyonluk görsek kötü mü olur? Öyle bir teklif bekliyorum. Şampiyon olabilecek liginde bir takım varsa. Yeniden İspanya'dan teklif var. Bilbao'dan olmayacak bu. Gianluigi Buffon'a Portekiz'den teklif var. Sporting Lisbon'dan. Artık yavaş yavaş kariyerimizi düşürme zamanı geldi zaten lig bakımından. Sporting Lisbon olur. Portekiz'e gidelim. Orada gerçekten iyi kalbur üstü kaleci de oluruz 82 genli. Anlaşma tamam. Buffon Portekiz'de. İşte yeni takım. Gerçekten takımın kalecisi yokmuş bu arada. Buffon'u alarak büyük bir transfer yaptıklarını düşünüyorum ben. 13 bin euroda sözleşme teklifi varmış. 12.500'e bir yıl daha uzattık. İşte görüntüde Sporting Lisbon takım kadrosu. Belli başlı sıkıntılar var, onu şimdiden söyleyeyim. Özellikle üçlü savunmalı oynamayacağız. Çünkü üçüncü stoper yok. Kaptanımız bakalım Portekiz'de kupa kaldırabilecek mi? Portekiz'de sezon sonu yaptık ve şampiyon Sporting Lisbon 79 puanla Buffon yıllar sonra şampiyonluk gördü. 18 gol yemişler. Ligin en az gol yiyen takımı Sporting. Taça Portekiz'de 2-1 ile Paços'u yenerek Taça Portekiz'de 3-1'lik galibiyetle başladık. 2-1 ile devam ediyoruz. Final Porto Sporting ve şampiyon Sporting ikinci kupada geldi buradan. UEFA Süper Kupası Inter'in oldu. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in 2-1 ile. Avrupa Ligi'nde ise Sporting vardı. Tottenham'ın ardından grubu ikinci tamamladık. Son 32'ye bakalım. 3-2 ile Monaco'ya kaybediyoruz. Şampiyon Manchester United. Gelelim Buffon'a. Düşmeyen yıldızımıza, harika bir emektar oyuncu olarak devam ediyor 48 yaşında. 2 asist yaptı. 43 maça çıktı. 7.3 ortalama puanı vardı. Müthiş bir sezon. Şöyle diğer isimlere de bakalım. Braganca, Gonçalves ve Thomas çok iyi oynamışlar. Bizim değer ne kadar oldu ki? Gianluigi Buffon hala 6 milyon euro. Gol kralı Horta, asist kralı Diaz Porto'dan. Gol yemeyen maç sayısında Buffon lider. Yine başardı bunu. Ve Sporting'de yeni sezona başlayacağız. Buffon herhalde bu sene ayrılabilir. Yeni sezonla birlikte şunu göstermem gerekiyor size. 23.500'lük Gianluigi Buffon'un değeri var artık. İnanılmaz. 48 yaşında bu adam ya. Son sezonu olarak kurguluyorum. O yüzden son transferini ben kendim yapacağım Buffon'un. Ve Buffon kariyerinin son 6 ayını geçirmek üzere Çin'e geldi. Guangzhou Evergrande'deyiz. Sezon sonunda da futbolu bırakıyor olarak gözüküyor artık. Şöyle mevcut düzeni göstereyim. Şu an 4. sırada 25 puanla. Çin'de çünkü sezon ortasındayız. Sezon sonuna geldiğimizde Buffon'un son kez performansını inceleyeceğiz. Takımı da hızlıca geçeyim. Ortalama 60'lık bir takım. Kaleci bakalım burada işleri ne kadar değiştirebilecek. Çin'de sezon sonu yaptık hemen. 30 hafta sonunda Guangzhou 69 puanla şampiyon. Buffon yeniden şampiyonluk gördü. Bir de kulüp Asya Kıta Kupası'ndaymış ama Buffon geldiğinde zaten elenen bir takımdı. Şampiyon Yokohama olmuş. Buffon'a bakalım. 82 ile veda ediyor bu. Gerçekten trajikomik bir emekli revyalı oluyor. 15 maç
1 asist, 8 maçta gol yemedi, 7.6'lık bir ortalama puan. Takımdaki diğer isimlere de bakıyoruz. Yan 18 gol 6 asistle takımın en iyisiymiş. Son anda listeye girdik mi? Asıl merak ettiğim şey o. Gol yenmeyen maç sayısında Buffon 4. sadece yarım dönemde. FIFA oynayanlara sorumdur. Gianluigi Buffon'u iyi takip edin. Gerçekten düşmüyor adam. Bir tek bende mi bu sorun var, yoksa genel olarak FIFA 21'in scriptinde, yani yazılımında olan bir hatadan kaynaklı hiç düşmemeye mi programlandı acaba? İbrahimovic de böyle 44'lerine geldiğinde 81-80 seviyelerinde kaldığını biliyorum. Ama Buffon'da düşüşü zaten görmüyorduk. 2-3 yıl içerisinde emekli oluyordu 82 ile. Demek ki emekli olmasa bile 82'den düşmeyen bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Bugün Bugla Buffon'u emekli ediyoruz. Çin'de emekli ediyoruz hem de. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka emekli review'ında görmek istediğiniz futbolcuları yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın.